Evet efendim, eski eşim dış işlerimi yapıyor. Bugün gitti kendisiyle gerekli, yani güzel bir avukat tuttuk. Ondan sonra kendisi zaten çalıştığından dolayı, yani dedi ki Sibel dedi, daha önceden avukatım Nurhan Özdemir'di. Vekaletim onda da var. Onda da var canım. Evet. Bu tür şeylerdi. Yani evet. Ne yaptık? Eski işim geldi buradan. Mandalina. King mandalina. Evet. Hoş geldin Merveciğim. Bir tane. Burada efendim şöyle. Burada da meyhane pilavı. Şimdi buradan biraz daha su aktaracağım. İlave edeceğim daha doğrusu. Şöyle. Şöyle. Evet. Çekçeğim bozulmuştu. Ondan sonra yeni aldı geldi. Ondan sonra işte avukat da tuttuk. Evet. Evet. İyi oldu. İyi oldu avukat tutmamız. Yani. Lale olduğum için bu perdeli kıyıyorlardı. Ama eski eşim Fuat Bey kalktı hemen. Beraber geldi beni. Arabayla aldı götürdü. Birkaç yeri gezdik. Ondan sonra da Strasbourg Caddesi'nde, Ankara Kızılay'da Meşrutiye Caddesi'nin caddesi efendim. Oradan bir avukat bulduk. Gerekli olan şeyini verdik. Ondan sonra böyle. Evet, siz ne yapıyorsunuz efendim? Korkuyorum gecenin. Ay ay ay. Bu da Elvan var ya, Elvan. Yok, bu benim aldığım. İkinci aldım ama. Elvan'ınki burada süs olarak. Elvan var ya. Bundan sonra konuk olaraktan kimseyi maalesef istisna olaraktan almayacağım. Gereksiz konuşanları almayacağım. Gerekli konuşanlar, mantıklı konuşanları tabii ki alırım. Tanıdığım. Yani. Evet, avukatımızı da tutmuş olduk. Afişler mi? Muhtar afişi. Ha. Vallahi onu da yarın, bugün uyumuyorum. Böyle şeylerde biliyorsunuz, her taraf tertemiz görüyorsunuz zaten. Bakalım. Fuat Bey'in, eski eşimin rica ettim kendisinden. Bakalım efendim. 30 tane afiş mi bastırılacak? 20 tane mi? Ben 20 tane talep ettim. Yeterli. Yani muhtarlık adayı için, şey afişi için, pardon.
Avukatı tuttuk. Yani. Bakalım efendim. Kim kime dımdıma? Değil mi efendim? Yani. Şey var. Şunu söylemek istiyorum. Roy Bey var. Kendisi Amerika'da yaşıyor. Ben kendisini geçenlerde bir videoda orada her ne kadar onu şey olarak tanıyorsanız tanıyın ama bana bir videosu geldi. Benim hakkımda köpeğime ne kadar, köpeklerime ne kadar güzel baktığımı orada ifade etmiş. Yani. Doğrusu da bu yani. Bir de Feride var. Feride var. O da Almanya'da. Severim kendisini. Zeynep hakkında da şu yorum olacak efendim. Zeynep hanımefendi kendi sine kahya bulsun. Kahya bulsun. Hanıma olarak nitelendiriyor kendisini. Ama kahyası eksik. Yani. Bunu da buradan söylemiş olayım efendim. Evet. Altını kapatalım. Kapattık. Heh. Herhalde çok mu acaba tek diş gibi? Halüsinasyon mu görüyor? Hastalıklar vardır. Mesela ben epilepsi hastasıyım. Ama tıpa giden efendim, epilepsinin 1.000 tanısı vardır. Yani doktorlara giden o şekilde. Bu hanımefendi sürekli kalkıyor. Ha, diğer bir hanımefendi daha var. Orada onunla da kendisiyle de muhatap olmak istemiyorum ikisiyle. Bunu da buradan söylemiş olayım efendim. Gelmeyin benim yayınıma. Gelmeyin. Ben bir izlendikten sonra modelik yapıyorum. Gelmeyin. Gelmeyin. Ama gelip de siz manilik yapamazsınız. Mantıklı konuşursunuz. Konuşmak zorundasınız. Yani. Roy Bey nerede acaba? Bugün göremedim kendisini. Bir ara gördüm. Kimi almış engelli filan diyerekten anlamadım. Gerçekten. Aa, inanmıyorum.
Kim kime engellemiş? Aa. Korkuyorum gecenin karanlığında. Korkuyorum sensizliğin yalnızlığından. Söyle bana seni kim değiştirdi? Değiştirdi benim tüm yaşantımı. Akşam olmadan güneş batmadan gel, gel. Çünkü pilav şey oldu. Meyhane pilavı bu. Heh. Şöyle de kapattığım zaman. Heh. Okey efendim. Ay 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 ay, görüyor musunuz efendim? Başka ne vardı? Burada kek mandalina vardı. Kek. King mandalina hangi yöreye ait? Soruyorum. Adana değil. Adana değil. Yani. Heh. Acaba neresi? Çok merak ettim efendim. Gerçekten. Şimdi efendim, evi temizlediysem, temizlik yapıyorsam, eski eşim Mersin mi? Ha. Güzel. Ha. Bir de bu şey var. Ne derler bunun adına? Ay ne diyeceğim ya? Hemen aklıma gelsin. Aa, biraz daha şey yapmam lazım bunu. Yaktım. Altında kıstım meyhane pilavı. Şimdi bundan bunun suyunu buna ilave ettim. Ya evet. Ben de efendim şeye, Eskişehir'e gidiyorum. Evet, Eskişehir'e gidiyorum. Ama ben kendimi oraya layık görmüyorum. Değil mi sevgili Seyhan Soylu sizi? Kraliçem. Vır vıra. Yani. Heh. Hani geliyordu hanımefendi Aruşka'yı talep ediyordu. Ne oldu? Seyhan Soylu size. Ha? Ya. İşte böyle. Ben Seyhan Soylu'yu Sisi'ye belimi yaslamadım.
Belimi ben buraya yasladım. Tamam. Seans hocası zaten işini biliyor. Neyin ne olduğunu ortaya çıkartıyor. Haklıyı, haksızı. Ben belimi ona dayı, hala olaraktan dayamadım. Gereksiz yere siz yapıyorsunuz. Yani. O yüzden düşünün. Bir Seyhan Soylu, bir de iki abinin de Sibel Baysal. Bir de Hüsnü amca var. Hüsnü amca. Onun da adı Hüsnü Baysal. Heh. Ona göre raks yapın. Efendim, ne dedin? Ha şöyle, canım biraz şimdi etin suyundan koydum, içinde tereyağı var, meyhane pilavı oluyor bu. Heh. Bak şimdi altını da biraz açtım, ondan sonra az sonra ne olacak? Kısacağım altını. Ya. Ha, bir de Derin Hanım efendi çok güzel yemekler yapıyor. Ellerine sağlık. Börekler, hamurlar, işte şeyler. Burada da benim fırınımı soruyorsunuz. Buradaki fırınımın Göksel kardeşim de Samsun'dan Göksel kardeşim. Göksel kardeşim şimdi bunu şöyle yaptığım zaman direkt yanıyor. Yani burada rakam yok. Ekran yok. Hoş geldin kraliçem, Umay kraliçem. Evet, burada rakam yok. Yani rakam derken ekran şeyi yok burada. O yüzden ister istemez yani ne yaparsam yanıyor. Yani. Hoş geldin canım bir tane. Müsait misin? Ha Merve. Ha. Madilik Nakka. Merve. İstiyorsan alayım. Güzel kızım gelmiş. Onu da alayım. Tabii ki almak zorunda değilim. İlla ki tamam Sibel abla. Astrolistim. Alın. Derseniz tabii ki alırım efendim. Neden olmasın? Alttan yazın. Yazın değil, söyleyin. Daha yaza girmedik, kıştayız. Yazımı kışa çevirdin. Bak gözümde akan yaşa. Yazımı kışa çevirdim. Bak gözümde akan yaşa. Ezan okunmadı mı? Ezan okunmadı mı daha? Aa, neden? Neden, neden? Ne zaman okunuyor?
Aa, demek ki madiden efendim köpek sesleri geliyor. Ondan dolayı zannettim ki ezel mi okunuyor? O yüzden kimse kimseyle dans etmesin. Dans etmek kime? Tabii ki oryantal olanlara saygı duyarım. Ama kıvrak olanlara saygı duyamam. Böyle bir lüks yok. Yani. Yo, ben Merve'yi çok seviyorum. Önceden madileşiyorduk onunla. Hiç bana alınmaz. Hiç. Sibel abla der bana. Hiç bana alınmaz. Yemin ederim o kadar madilik lıkmama rağmen o Merve'yi. Aa efendi. Biraz daha şöyle. Aa. Kendi suyunu çeker ya. Ay, bir de ocağı temizleyeceğim ha. Söndüreyim mi altını bari? Aa, nasıl tuttu? Heh. Bakalım meyhane pilavımız nasıl olacak efendim? Yani. Aa, unuttum kız Merve. Kraliçem bir tanem. Bak şuradan peçeteyi şöyle ne yapıyorum? Meyhane pilavın üzerine koyacaktım. Ama hatırlattın bana. Hatırlattın. Heh. Bu şekilde. Ki böyle kendi kendine zaten pirinç olsun, bulgur olsun, kısır olsun hep bunlar şişer. Nasıl ebedi kokuriye naşlayanlar şişiyor? Yani bu şekilde efendim. Ay, ay efendim. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ne kadar güzel. Avukata ne kadar mı verdik? Miktarını açıklamayacağım. Evet, yüzde kaç engelli olduğumdan dolayı da adli yardımdan yararlanıyorum. Ama avukatı neden tuttum? Çünkü 5 kişi var efendim. 5 kişi. Çıt dedi ya, çak dedi ya, kombi. 7-24 yanıyor. En azından Aruşkam kızım şey yapmasın, üşümesin. E ben de üşümeyeyim. Yani. Aha. Evet. Daha da çöpler var. Onları çıkartacağım şimdi. Dışarıya. Aha. Evet canım. Yani bilmiyorum. Adli yardım derken şöyle tazminat davası açıyorsun. O karşı taraftakiler kimse bunu
engelli veya muhtarlık fakirlik, fakirlik muhtarlık şeyiyle olmuyor, geçersiz oluyor. Çünkü kendilerini ne olarak tanıtıyorlar? YouTuber olaraktan Ali Büyük tanıtıyor. Avcılar da şey tanıtıyor kendisi. Bir şey olamamış. Hala böyle ona buna AK Parti'ye saldırı yapıyor. Paylaşımlarla işbirliği içerisindeler. Ondan sonra öteki de kozmetikçiyim diyerekten muhtardan il muhabiri alıyor. Fakirlik il muhabiri ama ev kendinin, ondan sonra geliri fazlasıyla var. Yurt dışından her akarı var. Yine burada Şengül hanımefendiye kızmıyorum. O bana sinirlenmiş olabilir. Bu kadar basit. Sadece sitemim Ahmet Kaya'nın dediği gibi Şengül değil Ayşe Altuntaş'ta gevşemiş durumda değilim. Onların bunlar çete olaraktan nitelendiriyorum. O yüzden efendim bunları gerekli yere vermiş bulunmaktayım. Beni göründen aramayın. Göründen aramayın beni. Can sen orada konuşuyorsun. Aha. Kız fare Can sen. Bak benim evime can, jardon girdi geçenlerde. Fare Can sen. Hı. Sen de onun fındığı mı oluyorsun? Jardon'un. Ha? Ali Büyük sana ne kadar veriyor? Gitsen o beyefendi Ali Büyük'ün mahkememiz yaklaştı. Ali Büyük'le. Her türlü dilekçeyi yazdım. Seni de yazmayacağım. Çünkü ben vicdanlıyım. Cansel. Senin orada bir kötü söyleyişini ben duymadım. Ama Okşan taraftarı olduğunu çok iyi biliyorum. Şimdi Okşan'ın kazandığı parayla benim kazandığım ne ya? Bana ses kaydı atıyorsun. Onu ben yayınladım mı? Benim işim bunlarla Cansel. Ali Büyük'le Bilal Beşli'yle. Senle değil. Sen orada çünkü bana gelen bir videoda sadece diyorsun ki ne? Şengül'e. Kime sinirlendin? Diyorsun. O şekilde giriyorsun araya. O derinden de tehlikeli mi? Ya yemin et Anuşka deri. Ay efendim. Demek ki yani Aruşka
Ama derin teyzen iyi değil miydi? He? Vay be. Şarkılara sordum, söylemedi eyler. Anılara yalvardım, bilemediler. Ufukları aradım, görünmediler. İzlerini nerede bulurum senin? Eşin oldu mu? Derin teyzen geldi. Cansel mi geldi? Cansel? 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 Mi? Derin mi? Kız derine niye yamadilik yaptın? Aşk olsun Aruşka. Ha. Derin madilik yapıyormuş her şey. Her rolde oynuyormuş. Öyle mi? Derin seni seviyor. Yapma kızım. Yapma. Olur mu? Gel ayna. Gel ayna ne diyeceksin? O zaman sen derini seviyorsun. Derin teyzeni. Ya o yüzden hoş geldin dedin ona. Değil mi? Bak Can sen. Ali Büyük Okşan. Dedi. Derin teyzen. Ha. Ya. Ay. Çocuk bile anlıyor evladım ya. Vallahi bir git ya. Kimsin artık yani? Pilavım nasıl oldu? Ay ay ay. Herhalde bu şeyi çeker değil mi derinciğim? Bu tane. Böyle bırakayım altını yakmayayım değil mi? Şöyle. Ya. Evet efendim, başka ne konuşacaktım? Ruh hakkında bana çok şeyler yazıyorsunuz. Roy diyorsunuz, ortalığı karıştırıyor. Bana ne? Bana ne canım? Beni ilgilendirmez. Aslına bakarsanız şöyle demeniz gerekiyor. Roy Amerika'da yaşıyor. Buradaki lalüleri bir de gacılar da katıldı aramıza. Tabii. Tabii. Yani bunları ortaya çıkartıyor. İfşa olaraktan değil. Tamam tartışmayı sever eder. Ama bu şekilde de şey yapmaz yani. O yüzden. Dokunmayın yılana. 1.000 yıl yaşasın.
tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarsın. Siz burada zannediyor musunuz? Yayın 100, 200, 400 olduğunda ulan onu bırakın, gerçekten Roy'un sesini duyan cicleniyor. Buna ne diyeceksiniz? Ha? Ne diyeceksiniz? Söyleyin bakalım bana. Bakayım artık yani. Evet, burada da kapatayım efendim. Derin Hanım açarsa gelirim.